Özellikle 80'li yıllara damgasını vurmuş önemli isimlerden biriydi. Arabesk müziğin tavan yaptığı o süreçte en güçlü kadın seslerinden biriydi. Tüdanya, işte o yıllara ait fotoğrafları, albüm kapakları. Seni sevmeyen ölsün, aldanma mahzun yüzüne, canımdan can iste, benim hayatım gibi şarkılarla ünlenen sanatçı maalesef bir süredir gırtlak kanseriyle mücadele ediyor. Ancak ne yazık ki işte o süreçte, o tedavi sürecinde sesini kaybetti. Tüdanya ekmeğini kazandığı ya da hayatını ifade eden sesini kaybetti. Altay Altuğ, kameraman arkadaşımız Nazmican Tanrı Över'le birlikte Tüdanya'nın kapısını çaldı. Aldanma mahzun yüzüne, aldanma çocuk su mahzun yüzüne, canımdan can iste, canımdan can iste, ömrümden ömür, seni sevmeyen ölsün, seni sevmeyen ölsün, ölsün, seni sevmeyen ölsün ve dillere pelesenk olmuş niceleri. O arabesk müziğin kraliçesi, hayatıysa arabeskin ta kendisi. Acı hep acı var yani. Işıklı neonlarda onun ismi, kasetlerde, radyolarda onun sesi vardı. Arabeskin güçlü sesi Tüdanya'nın son hali sadece ailesini değil, sevenlerini de oldukça üzdü. İnsanlara neler getireceği, neler götüreceği belli olmuyor yani. Allah beterinden korusun. 1980'li yıllarda arabesk müziğin patladığı dönemde o da zirvedeki isimlerden bir tanesiydi. Sesiyle yüreklere dokunan Tüdanya bir sene önce gırtlak kanserine yakalandı ve sesini, yani her şeyini kaybetti. Tedavi süreci nasıl gidiyor öncelikle? Kaçıncı aşamada? Gidişat iyi, kanseri yendik, evrelerini atlattık. Yaraları kurumaya başladı. Az bir sürecimiz kaldı. Sesin geri gelme durumu oluyor mu? Bırakın şarkı söylemeyi, nefes almakta bile bazen zorlanıyor yani. Nasıl geçti hastanedeki süreç? Bir meçhule döndü benim hayatım. İşte o hapishane günleri gibi tanımladığı hastane sürecinde bir de şarkı yazdı Tüdanya. Duvarlar çok yüksek, soğuk. Burada yürekler hep buruk. Yüzler asık, yüzler gülmez. Ben burada mı öleceğim? Bunu eminim ki böyle yüreğini zopluyor bu şarkıyı ben söyleyeceğim diye. Hiçbir şey aşkıma bedel olamaz. Tüdanya'yı sesini kaybettiren kanser dışında bir de vefasızlık vurdu. Birkaç sanatçı dışında kimse halini hatırını sormadı. Vefasızlık var o zaman. Canımdan can iste, ömrümden ölür. Müzik onun için tam anlamıyla bir tutku. Evet, tek sermayesi olan sesini kaybetti ama müzikten, şarkıdan asla vazgeçmedi. Evde hala boş zamanlarında eline kalemi kağıdı alıyor ve şarkı sözleri yazmaya devam ediyor. Bütün bir şey açsın defterine, şeyler yazsın, şarkılar yazsın. Şarkı çok elinde. İsteyen herkese şu an vermeye hazır kendisi. Müzik fazla dinlemiyor. Belki zoruna gidiyor. Çok seviyorum ve ondan gurur duyuyorum. İnşallah iyileşir yani. Altay Altuğ, ne yaptın bizi ya evladım ya? Bülbül sustu diyor ya Tüdanya. O bülbül susar mı ya sevgili Tüdanya? O kasetlerdeki o muazzam ses, o kayıtlar var olduğu sürece biz senin şarkılarını dinlemeye devam edeceğiz ve vazifemizdir. Sağlığınla ilgili bu haberleri de paylaşmaya devam edeceğiz.
İnşallah bir yerlere de ulaşmıştır bu görüntüler, sesler. O vefasızlara bir yerlerine dokunmuştur diye ümit ediyorum. Bitti. Yarın 8.30'da tekrar görüşmek ümidiyle.